İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugünkü programda konuğumuz Remzi Çelik arkadaşımız. Remzi Çelik hem makine mühendisi, uzmanlık alanı ise ısı mühendisliği ve yangın mühendisliği. Aynı zamanda Validebağ savunması aktivistlerinden. Kendisiyle kentsel ısı adası etkisini birkaç tane video paylaşarak aktarmaya çalışacağız. Remzi, hoş geldin programımıza. Merhaba. Günal Bey, merhaba. Çok teşekkür ederim böyle bir sıcak günlerde böyle bir konuyu işlediğiniz için. Sağ olun. Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet, şimdi kentsel ısı adası etkisi dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Önce bu konuda biraz bilgi verebilir misin lütfen? Tabii ki. Kentsel ısı adası dediğimiz zaman içindeki kavramlar da hemen bir şeyler çağrıştırıyor. Bir kent var, bir ısı var, bir de bir yerlerde ısının birikmesi var ve bunun nedenleri var. Bunu neden önemsiyoruz? Çünkü insan anatomisi, canlı anatomisi, hatta bütün cansızlar saliseler ölçeğinde bulundukları çevreyle, atmosferle, havayla, şehirle, kentle ısı alışverişi yapıyorlar. Aslında bunu mesleki olarak ben böyle bir giriş yapmayı tercih ediyorum. Çünkü gerçekten bir betonlaşma süreci, ağacın önemi, gölgeleme gibi dediğimiz zaman aslında bütün her şey bu bedenimizin, vücudumuzun bu ortamlarla yaptığı alışveriş önemli hale geliyor. Isı adası dediğimiz kavramı basit bir şekilde belki şöyle anlatabiliriz. Kentleşen yerleşim alanlarında, yapılaşan kentlerde büyük bir oranda değişik materyallerle kent inşa ediyoruz. Toprağı açıyoruz, ormanı açıyoruz. İşte değişik beton, kompozit malzeme, alüminyum gibi malzemelerle bir kent inşa ediyoruz. Aslında bu kenti inşa ederken kendimize ev, iş yeri, değişik alanlar, alışveriş merkezleri falan yapıyoruz ama aslında bir ısı tutan, güneşten gelen, gerek radyasyonla, gerek biraz teknik açıklama gibi olacak ama buna ihtiyaç var. Radyasyonla, kondüksiyon ve konveksiyonla gelen ısıyı aslında bu kent tutuyor. Dolayısıyla planlamada bunu çok öne almazsak kentin üzerinde teorik olarak bir ne diyelim düdüklü tencerenin kapağı gibi düşündüğümüzde bir füre oluşuyor. Yani kent ısınarak kendini farklı bir sıcaklık içine atıyor. Yani neyle kıyasladığımızda bunu çok iyi anlıyoruz. Kentin çeperindeki yerleşim alanları biraz daha geniş çaplı ve kenti sarmalayan ormanla kıyasladığımızda yaklaşık 4 ile 7 diyorum ama yani son dönemlerde artık bu küresel iklimle beraber 12'lere çıkan 4 ile 12 derece arasında bir sıcaklık farkı oluşuyor. Yani bizim vücudumuz 1 derece 2 derecelerde çok hassas fonksiyonlar yitirilirken biz 4 dereceyle 12 derecelik bir sıcaklığa bu kent yanlış kentleşme, betonlaşma, az ağaç, ağaçsızlaşma nedeniyle daha uzun süreler, yani vücudumuzun döngüsü olan o 6 saat 12 saatlik döngülerde saat 5'ten sonra belki 4 saat daha, gece saat 10'lara 11'lere kadar o ısınan betonun, yolun, asfaltın, bina bileşenlerinin, çatının tekrardan bu ısıyı bize geri vermesi, kente geri vermesi nedeniyle ısı adaları dediğimiz çok ciddi bir konfordan uzaklaşma, sağlıktan uzaklaşma, halk sağlığından uzaklaşma konusu. Aslında ısı adası biraz uzun bir cümleyle böyle. Yani kentin içinde çepere göre, dış çepere göre 4 ile 12 arasında
bu yoğunluğunuza, kentin nüfusuna, rüzgar durumuna, planlamasına, en önemlisi ağaç ve bitki örtüsüne bağlı olarak işte bu çok değişken bir sıcaklığa maruz kalıyoruz. Bu da ciddi halk sağlığı problemleri doğuruyor. Evet, Remzi Çelik arkadaşımız bir süredir özellikle bu Sı Adası etkisini kamuoyuna tanıtabilmek, gösterebilmek amacıyla çeşitli ölçümler yapıyor. Sokağa çıkıyor, sokakta koyu renkli bir arabanın üzerindeki ısıyı tespit ediyor, betonun üzerindeki ısıyı tespit ediyor ve ondan sonra da toprağın üzerindeki, ağacın altındaki ısıları tespit ediyor. Şimdi biz buna ilişkin onun gerçekleştirmiş olduğu ölçümleri gösteren bir videoyu size göstereceğiz ekranda. Hemen arkasından da konumuza, sohbetimize devam edeceğiz. Şu anda Fener Kalamış Caddesi ile İmamurettin Selçuk Caddesi'nin kesiştiği noktada Fenerbahçe'deyiz. Şu anda Isı Adası, kentsel Isı Adası etkisini sizlere çok canlı olarak göstereceğiz. Elimizde güneşten korunduğumuz koyu renkli, aslında açık renkli olması lazım bir şemsiye var. Bir de yüzey ölçüm cihazı var. Şu anda Deli Sendoğa, şu anda 3 tane ölçümü yapacağız. Bir tanesi koyu renkli bir aracın üstündeki sıcaklığı ölçüyorum. Evet, buyurun. Şu anda 77 dereceyi okuyoruz. 77 derece koyu renkli bir araçta sıcaklık var. Evet, şu tarafa geçiyoruz. Evet, açık renkli araçta bakıyoruz. 44 dereceyi okuyoruz. Bu kadar büyük bir 30 derecelik fark var. Yine aynı şekilde karşıya geçiyoruz beraber. Evet. Şu anda açık renk olduğu için bu biraz daha düşük ama yine de şu anda 56.4 derece okuyoruz. Sevgili Kadıköylüler, Fenerbahçeliler, Isı Adası etkisi dediğimiz şey bu. Şu anda biraz daha betona doğru gidiyoruz. Evet. Bu betonda da yine 56.6, biraz daha yüksek ama az miktarda bir yükseklik görüyoruz. Şu anda kurtardığımız ıhlamur ağaçlarına doğru gidiyoruz. Sevgili doğanın büyük bir mücadelesi oldu. Bu da, ağaçların altında da sıcaklığı şu an... Evet, şu anda 29-30 bile değil, şu anda evet 29 derecelik bir sıcaklık. Evet, biz bu videoda ne gördük? Biraz açıklayabilir misin Remzi? Bu videoda şöyle, teorik konuşmalar, uyarılar yapıyoruz. Ancak bu algıda biraz açıkçası yerini bulmuyor. O nedenle ben de yaşadığım bölgeye, Kadıköy'de, bunları gerçekten ölçerek, göstererek çekmeyi planladım. Burada çok açık bir şekilde bir beton üzerindeki sıcaklık, o gün gerçekten çok oldukça sıcaklık fazlaydı. Rekorlar kırılıyordu üst üste, dünya üzerinde rekorlar kırılıyordu. 150 binlik yıllık, 400 bin yıllık rekorlar kırılıyordu. Bir de albedo etkisi dediğimiz etkinin, yani renklerin yaşamımızın üzerinde ne kadar önemli etki yaptığını göstermek için siyah renkle, koyu renkle açık rengin arasındaki farkı göstermek, aynı zamanda da asfaltın siyah oluşu nedeniyle ne derece önemli bir kent ısı adası etkisi yarattığını ve sağlığımız üzerinde olumsuz olduğunu, gerçekten konunun içinde olan dostlarım, arkadaşlarım gördüğünde, ya Remzi gerçekten 77 derece mi? Evet, 77 derece ölçtük. Yani çünkü
literatür, bu konudaki kaynaklar otoparklarda 80-85 derece ve birinci derece, ikinci derece yanıkların oluştuğu asfalt sıcaklıklarına ulaşıldığını gösteriyor. Bütün dünyada bunu aslında çok öne almaya başladı kentsel ısı adası. Çünkü yani videoda da göreceğiz. Yani aradaki fark böyle iki katlar, iki buçuk katlar. Yani bir yerde 77 derecenin yanında yaşıyorsunuz. Bakın videoyu eğer Ali dostumuz gösterdiğinde göreceğiz. Aradaki mesafeler 15 metre falan. Yani böyle esen falan değil. Sadece ağacın altında 26-29 derece ölçüyoruz. Ve bunun 3 katı, 2 katı, 2,5 katını hemen yanındaki aracın üzerinde asfaltta ve betonda görüyoruz. İnsanlar bu rakamları görünce gerçekten konuyla çok daha yakından ilgileniyorlar. O yüzden bu videoyu çektik. Evet, bu video bildiğimiz kadarıyla Temmuz ayının son haftasında çekilmiş bir video. Programımızı evet. Bitirirken en son videoyu, daha yeni çekilmiş olan bir videoyu da sizlerle paylaşacağız. Şimdi Remzi, sen aynı zamanda Isı Adası'nın bir eşitsizlikler zincirine de neden olduğunu belirtiyorsun. Yani hem kent içinde yaşayanlarla kent çeperinde yaşayanlar arasındaki bir eşitsizlikten bahsediyorsun. Aynı kentte yaşayıp farklı ilçelerde yüksek sıcaklık yaşamanın, aynı ilçelerde yaşayıp farklı mahallelerde yüksek sıcaklık yaşamanın eşitsizliklere neden olduğunu, sağlık sorunlarına, ölümler açısından da bir eşitsizlik kaynağı olduğunu belirtiyorsun. Bunları biraz açabilir misin bize? Güran Bey, aslında Isı Adası konusu yeni bir konu değil. Yani 19. yüzyılın başlarında, tabii sanayileşmenin de getirdiği bir süreç sonucunda, 19. yüzyılın başında Londra'da bu çok ciddi bir araştırma konusu oluyor. Daha sonra da yani gerek Chicago, Pennsylvania bu gibi noktalarda kitlesel şikayetler ve ölümler istatistiğe girince, hastane kayıtlarına girince, mesela şu anda ciddi bir kurum olan, Amerika'daki ciddi bir kurum olan EPA, Environmental işte Protection Agency'nin bu konuyu çok öne aldığını, association'ın çok öne aldığını görüyoruz. Üstelik alırken hem teknik tarafını alıyor, kentleşme tarafını alıyor ama bunun bir eşitsizlik konusu olduğunu da çok iyi vurguluyor. Unutmadan da söyleyeyim, sizlerle hep böyle afet programını yaparken hep mahalle ölçeğini konuştuk. Evet. Yani bunda da aslında çözümlerin kesinlikle mikro ölçekte, mikro bölgelemeyle ölçümlerin yapılarak çözümlerin, tabii ki ağaç ve örtücü anlamında çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Yani bunda da mesela slogan işte pull your community. Yani mahalleniz, bizdeki tercümesi şu olabilir: mahalleni serin tut. Yani mahallenize ağaç kesiliyorsa, bir betonlaşma artıyorsa buna en yakından sizler maruz kalacaksınız demek. Eşitsizlik çok açık bir şekilde gözüküyor. Çünkü gerek klima yatırımı, gerek onun enerji kullanımı son derece eşitsiz bir şekilde dağılıyor. Aslında daha ekonomik, daha enerji verimli çözümler planlamada, tasarımda, kent planlamasında yapılacakken, bizler ne yapıyoruz? Bu Isı Adası etkisiyle gece de uzayan süreçlerde klimaya yükleniyoruz. Bu da bir küresel iklim krizinin tetikleyicisi. Enerji bağımlı, %80 enerji bağımlı bir ülkenin, işte bugün Akbelen'de yapılan şey, 2 yıllık bir kazanç için ormanlarımızı yok ediyoruz, termik santrallar kuracağız diye. Bunlar direkt bununla bağlantılı bir konu. Sadece şey konusu değil, bir sağlık konusu. Dolayısıyla standartlar dışında imal edilmiş bir evde yaşayanlar, klima alma imkanı olmayan insanlar,
düşük gelir seviyesindeki insanlar, kronik rahatsızlığı olan daha düşük gelir seviyesindeki insanlar, şeker, kalp hastalıkları, yani bunların kesinlikle bir eşitsizlik ortamı ile karşı karşıya kaldıklarını, çünkü gittikleri zaman çok açık bir şekilde kaynak olarak çok sıcaktı, kendimi iyi hissetmiyorum diyerek hastaneye gidiliyor. Yani bunun bir kronik rahatsızlık olmasına rağmen aslında her bireyde, her gelir grubunda bu çok daha farklı şey yapıyor, sonuç doğuruyor. Sonuçta bunlar hastaneye gidiş, tedavi oluş, ilaçlar, bunlar tamamen eşitsiz dağılan konular. Klimanız varsa gene de ne kadar maruz kaldığınız, yani çünkü kentin yanlış imarından, yapılan hatalardan, yanlış planlanmasından dolayı siz daha fazla enerji kullanmak, klima yatırımı yapmak durumundasınız. Yani bundan daha büyük bir eşitsizlik olmaz. Yani bunu şeyde de görüyoruz, alışveriş merkezlerinde de görüyoruz. Türkiye'de alışveriş merkezi çimento, seramik ve demir çelikten sonra dördüncü büyük enerji tüketici bir konudur. Dolayısıyla bu ısı adası kavramı, önünde simsiyah bir otopark alanı olan alışveriş merkezi, Google Earth'e girdiğim zaman Kadıköy felaket gözüküyor. Alışveriş merkezlerinin önü, meydanlar, Kadıköy meydanı, bunların tümü betonlaşmış, hiçbir ağaç görmüyorsunuz, simsiyah asfaltla dolu. Şimdi onun çevresi, yani alışveriş merkezini çevreleyen bir yapıda siz veya eviniz ona yakınsa mutlaka daha fazla enerji tüketmek ve klima almak zorundasınız sağlığınızı korumak için. Dolayısıyla yani sağlık harcaması, yatırımlar ve enerji tüketimi açısından rakamsal şeylere biraz zor döküldüğü için, ama bu gelecekte kesinlikle konacak. Bakın, ölçüm yapılarak ambulans sayısıyla ısı adası etkisi arasında bağlantı kuruluyor kentlerde. Kadıköy'ün de böyle bir çalışması var ama çok zayıf gidiyor. Diğer ilçelerde hiç yok gibi. Yani bu farkındalık da yok, böyle bir çalışma da yok. Yani mutlaka belediyelerin yatırım yaparak bunun gerçekten bir tehlike olduğunu gösterir termal kameralarla ve öğrencilerin sırtlarını taşıdı. Amerika'da böyle yapılıyor. Sırtlarına birbirleriyle haberleşen ısı ölçerleri koyuyorlar ve çok net o bölgedeki saat 4'ten 5'ten sonra ısı artışını çok net görüyorsunuz. Peki örnek vereyim, ama yani işte Kadıköy'deki bir kentsel ısı adasıyla daha geniş bir çeperdeki işte Çekmeköy'deki şey çok çok farklı. Yani bir 5 derece 6 derece fark ediyorsa eşitsizliğin rakamsal karşılığı burada. Yani o 5 derece bütün sağlığınızı yitirmenize neden olabilir. Artı enerji harcamasında da daha fazla şey olmasını sağlar. Bir de tabii bu sıcakta dışarıda çalışan inşaat işçileri, yol işçileri, yani onların da yine asfaltın kenarında çalışan bir insan 70 derecenin yanında çalışıyor. Yani bunların da bir eşitsizlik olduğunu söylemek ve bunlara göre tedbirlerin de alınmasında büyük fayda var demiyorum, zorunluluk var. Evet, aslında senin bu aktardıklarından anladığım kadarıyla binaların dış cephe rengi ve kaplamaları ne kadar açık renklerden koyu tonlara doğru giderse bu ısı adası etkisi de o kadar yükseliyor. Ayrıca çok üzerinde durdun. Klima kullanımı bir yandan kullanan insanın bulunduğu mekanı belki soğutuyor ve rahatlatıyor, fakat aynı zamanda bir başka ısı adası etkisini de kente, mahalleye aktarıyor. Yani tedbir diye gördüğümüz birçok şeyde aslında ısı adası etkisinin artmasına neden olan unsurlar.
Ve Türkiye'de ve İstanbul'da son günlerde elektrik kesintisi, enerji kesintilerinin ne kadar yoğunlaştığını biliyoruz. Yani geçenlerde mesela Bebek'te 13 saat boyunca enerji kesintisi olmuş. Evet. Kesinlikle. Bakın dediğiniz doğru. Yani iç havayı soğuturken belli bir konforu bazen büyük bir evde tek kişiye sağlarken ama o kişi dış hava, dış ünitesi, klimanın dış ünitesi nedeniyle kenti ısıtıyor. Yine dediğiniz gibi çatıların renkleri, mesela yurt dışında yaygın olan artık çatı renklerinin daha açık renklere dönmesi. Bakın Hollanda'da bisiklet yollarını, ben daha önceki programda da açıkladı da söyledim. Yani bisiklet yollarını açık renge boyuyorlar. Çünkü 100 kilometre, 200 kilometre kentler arasında bisikletle gidiliyor. Kanopi etkisi dediğimiz şeyle ağaçlarla bu şeyi sağlıyorlar. Dolayısıyla kentteki eşitsizlik gerçekten çok daha farklı bir boyuta doğru gidiyor. Bunu rakamsal olarak koyduğunuzda çok daha net ortaya çıkacak. Yani şöyle söyleyeyim size, bu ölçümleme, önlem alma şeyinde diyelim ki bir mahalle şanslıysa öbür mahalle şanssız ve eşitsiz oluyor. Yine İstanbul içinde A ilçesi buna yatırım yapıp belediye bütçesinden para ayırıp çözümler üretiyorsa orada insanlar şanslı oluyorlar. Ama halk sağlığını önemsemeyen bir belediyede tamamen betonlaşan, ranta dönük hareket eden bir belediyede de bu tabii şey olmuyor. Yani insanların görünmeyen bir riski oluyor. Bu anlamda da eşitsizliği biraz açmış olduk sizin de sorunuzda. Bu kişi başına düşen peyzaj, ağaç, örtücü bitki açısından, kamu harcaması açısından eşitsizlik yaratır diyorsun. Evet, tam da bunun örneğini verdin aslında. Yani herhangi bir yerde bir yerel yönetim bu konuları dikkate alır ve gerçekleştirirse, işte peyzaj miktarını arttırırsa, örtücü bitkileri ve ağaçları arttırırsa aslında kendi mahallesine, kendi ilçesine çok önemli bir katkıda bulunmuş oluyor. Ama işte bir başka maddede de belirtmiş olduğun, özellikle kentin düşük gelir bölgelerinde yalıtımsız evlerde daha sağlıksız, sıcak yaşam koşullarını getiriyor. Şimdi buradan hareketle Remzi, özellikle mahallelerde ve ilçelerde alınabilecek önlemlere de geçebilir miyiz? Yerel yönetimlerden neler beklemeliyiz? Mahalleliden neler beklemeliyiz? Aynı binada oturan insanların, bir apartmanı paylaşan insanların neler yapabileceği konusunda da bazı açıklamalar yapabilir misin? Şimdi aslında bu sorunun gidip dayandığı ilk yer kent planlaması. Yani bu şekilde baktığımızda demek ki mevcut binalarda ne yapabiliriz? Bir de yeni yapılacak kentleşmede ne bileyim, şu an Hatay yeniden kentleşiyor ama bir TOKİ mantığıyla kentleşecek gibi gözüküyor. Yani oradaki yeni bir şey anlayışıyla, tarihi kentin tekrardan inşaat anlayışıyla bir şey yok. Yaklaşım yok. Dolayısıyla mevcut binalarda planlamayla ilgili yeşil alanlar, yeşil çatılar, yeşil balkonlar, yani bunlar söz konusu olabilir. Yine enerjiyi verimli kullanmak zorundayız. Yani biz enerji bağımlısı bir ülkeyiz. Aksi halde küresel iklim krizi bağlamında da yani kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi gibi soğutma yapacağız. Enerji harcayacağız. Enerjiden sonra iklim kriziyle beraber sıcaklıklar yükselecek. Tekrardan klimaya yöneleceğiz. Bu kısır bir döngü. Dolayısıyla planlama aşamasındaki çalışmalar çok önemli. Mevcutta yapılacak şeyler şunlar. Bir
İlk şey yani ağaç kesilmeyecek. Bakın ağaç kesilmeyecek. En önemlisi tabii. Ağaç dikilecek. Bu kanopi etkisi dediğimiz şemsiye etkisiyle çok açık gözüken o 25-30 derecelik farklar, yani bakın insanlar her yerde bir gölgenin, bir paravanın, bir her şeyden önce bir ağacın arkasına, önüne saklanıyor, altına saklanıyor. Yani gizlenmek durumunda kalıyor. Ben yolumu da aslında belirlerken gerçekten buna çok dikkat ediyorum yürüyeceksem. Özellikle bu işte Eyyam-ı Bahur dediğimiz bu bir hafta 10 günlük şeylerde. Onun dışında farkındalık olması lazım. Yani belediyeler bu konudaki farkındalığı arttırması, ısı adası etkisinin önemli bir şey olduğunu belirtmesi lazım. Otoparklarda bakın Kadıköy'de Google'a baktığınız zaman yani yeni yapılan depreme dayanıklı binalarda bile ben ölçüm yaptım. Mesela okullarda çok geniş alan tamamen taş ve beton. Yani tamam çamur oluyor şöyle böyle ama hiç olmazsa büyük yapraklı, hızlı büyüyen ağaçlarla gölgeleme yapılması lazım. Yani bunu tabii meydanların hemen araya girmek istiyorum. Yani meydanların ve parkların zeminini betonla kaplamaya ne gerek var? Yani buraları toprak bırakalım, gereken yerlerde çakıl taşı bile önleyici bir etki yaratabilir belki. Ama yani biz meydanları betonla kaplamayı bir kent güzelliği gibi görmeye başladık. Akıl alır gibi değil Güran Bey. Gerçekten yani 60 seneden fazladır Kadıköy'de yaşıyorum. Yani o Kadıköy meydanı dünya incisi bir yerde tamamen betonlaşıp oraya yani bir buçuk metre kare saksılar, ahşap saksılar dikmek. Gerçekten yani meydandan bir ucundan bir ucuna kadar yürüyorsunuz. Çok sayılı derecede ağaç var. Tekeza evet. Taksim'i söylemeye gerek yok. Yani Üsküdar Meydanı. Yani bunu bir oraya bakın. Bir de yani Validebağ Korusu, Özgürlük Parkı gibi parklara baktığınız zaman yani arada 25 derece. Bakın biz 36,5 derece diyoruz vücudumuza değil mi? 36,5. Yani virgülden sonra da bir basamak söylüyoruz. Demek ki bir hassas fonksiyonlar dengesi var. Yani eğer biz bunu böyle 20 derece farklarda, 15 derece farklarda yaptığımız zaman insanlar bunun bir kentleşme problemi, bir planlama problemi ve kamunun sorunu, sorumlu olduğu bir konu olduğunu düşünmüyor. Yani yazın tabii ki binlerce senedir bir süreç var. Bakın bir de şeyi vurgulamıyoruz. Kentsel ısı adasının etkisini şöyle sayarsam, bir defa su ihtiyacımız artıyor. Tüm canlıların su ihtiyacı artıyor. O bölgede bir göl, bir nehir varsa buharlaşma miktarı artıyor. Yani bununla beraber haşere, ozondan gelen alerjik hastalıklar, ozon oranı artıyor sıcaklık arttığı zaman. Bakın dün yani belediye başkanımız bir şey söyledi. Çünkü şikayet var, çöp kutularında, Kadıköy Belediye Başkanı çöp kutularına koku geliyor diyor. Bakın EPA'ya girin, EPA çok net şeyi söyler. Yani ısı adası etkisiyle kentteki mikrop, virüs, bakteri üremesi artıyor. Bunun da en büyük nedenlerini bir kapağı açıp şeylerdir. Çöp konteynerleri. Evet. Burada inanın yani bilim aslında bunu bile yapabilir. Yani bir ağaç altındaki konteynerle güneşin altındaki konteyner arasındaki kokuyu bile insanlara bir farkındalık gibi söylese demek ki oradaki virütik ortam, bakteri ortamı çok daha artıyor. Demek ki ağaç önemli bir hale geliyor. Yani evet. Bunu mesela kompost yapalım diye önerdi. Güzel bir öneriydi. Ama ısı adası etkisi hala bizim kamu yönetimi tarafından bile çok farkında olunmadığı için bu öne çıkartılan bir kavram. Ya biz bunları ağacın altına aldığımız zaman bu bir çözüm. Üstelik ekonomik bir çözüm. Yani insanların sağlığına ne kadar... Şimdi çarpıcı ikinci videoyu da gösterelim. Programımızın sonuna geldik. Tamam. O zaman
izleyicilerimiz daha net anlayacaklardır. Evet, şimdi Ali Vatansever arkadaşımızdan ikinci videoyu izletmesini rica ediyoruz. Merhaba sevgili Kadıköylüler. Bugün Eyyam-ı Bahur günlerinin en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz. 3 Ağustos 2023. Şu anda tekrar beton yüzeyiyle toprak yüzeyi, gölgelik toprak yüzeyi arasındaki sıcaklık farkını bugün de size göstermek istiyoruz. Şu anda bir ölçüm daha yapıyoruz. Evet, şu anda 52 dereceyi okuyoruz. 52 derece devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şu anda gölgeye geçelim. Evet, şu anda gölgelik ağaçlık durumundayız. Ağaçlık yeterli toprak altını ölçüyoruz. Evet, şu anda 26.2 görüyoruz. Çok büyük bir fark var. Ağaçların ne kadar önemli olduğunu, kentsel ısı adası etkisinin ne kadar önemli olduğunu şu an görebiliyoruz. Evet, teşekkürler. Evet, programımızın sonunda hep dikkat çekti. Arada sırada tişörtün görünüyor. Fakat tişörtünün üstünde anayasa, bir arada 169 gibi bir rakam okudum. Bir ayağa kalksan izleyin. Valla çok iyi olur. Yani ben de aslında öyle bir şeyi söyleyecektim size. Bakın çok güncel, biliyorsunuz Akbelen'de şu anda bir orman katliamı yapılıyor ve bunda da maalesef tümümüzün sağlıkla ilgili konusu önde olması gerekirken bir şirket menfaatleri çok öne çıkıyor. Ben de buradan Akbelen'de ve onun dışında oraya destek veren tüm mücadeleleri buradan aracılığınıza saygılamak, selamlamak ve saygılarımızı göndermek istiyorum. Gerçekten konumuzla direkt ilgili olan bir konu. Yani bir ağaç, börtü, böcek meselesi tabii ki var. Ama bir var olma, türün devamı, halk sağlığı, kendi sağlığımız gibi konularla ilgili bu. Yani biz biraz böyle yani sanki bir fantastik bir şey yapıyormuşuz gibi gözüküyor. Hayır, yani zincirler kopuyor, türler şey yapıyor. Bakın son bir şey daha söyleyeyim. Mesela Delhi'de, diğer büyük kentlerde, muson yağmurlarının olduğu yerde bu ısı adası etkisi çok daha öne çıkıyor. Çünkü 80 derecelik bir betona inen muson yağmuru hemen yakındaki diyelim ki cadde bostanı, Yeni Delhi'nin cadde bostanına gittiği zaman o kıyıdaki bütün habitatın sıcaklığını 1 derece, 2 derece arttırdığı zaman oradaki türler bitiyor. Yani biz ısı alışverişi yapan bir termik makineyiz aslında. Çok hassas çalışan vücutlarımız var. Dolayısıyla böyle 25-30 derecelik ısı adası etkisini artık dikkate almamız lazım. Evet. Biz de buradan İstanbul Hepimizin girişimi olarak, Şehir Hepimizin programı olarak Akbelen'e selamlarımızı iletiyoruz. Evet, bugün konuğumuz Remzi Çelik arkadaşımız idi. Kendisiyle kentsel ısı adası etkisini konuştuk. Remzi Çelik makine mühendisi, uzmanlık alanı ısı mühendisliği, yangın mühendisliği, aynı zamanda Validebağ savunması aktivistlerinden. Remzi, Tekrar çok teşekkürler, sağ olasın programımıza katıldığın için ve bizlerle ısı adası etkisine ilişkin bilgilerini paylaştığın için. Güran Bey, ben de çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiniz, biraz daha dillendirme imkanımız oldu. Size ve sevgili masadaki, kontrol masasındaki Ali arkadaşımıza, vatansever'e de çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.